şiir gelir ve etrafındaki bütün gürültüleri susturur. Bütün çıkmazlarımızı felaha, bütün karanlığımızı sabaha çıkarmak için gelir. Bütün güzlerimizi bahara döndürür. Bütün aylarımızı nisana. Şiir gelir, el ayak çekilir dünyalık telaşlardan. Akıl aşka bırakır tahtını, söz sükuta. Şiir gelir, buğulu sesiyle yitik masallar anlatır. Kendini unutana kendini hatırlatır. Şiir gelir, en müstesna köşemize kurulur. Onca laf kalabalığına inat, sözü yormadan söyler ne söyleyecekse. Şiir gelir, kalp ülkesine giden yolu göstermeye. Sahte gerçeklik zindanında tutsak olan insanı özgür kılmaya gelir. Özünü gür kılmaya. Şiir gelir, kaybolan insanlığı bulunamayacak kadar uzakta olmadığının bilinciyle evine döndürmeye gelir. Ve kalbine, kalbin sahibine. Gelen şiirdir, hoş gelmiştir, safa getirmiştir, vefa getirmiştir. Ve şimdi bütün sesleri susturup şiirin ayak sesine kulak verme vaktidir. Sayın Valim, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, değerli misafirler, kıymetli şiir dostları. Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından organize edilen ve artık geleneksel hale gelen Sınırda Sesler isimli şiir-şair buluşmamızın beşincisine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hepinizi Sayın Rektörümüz ve Tertip Komitemiz adına en kalbi duygularımızla selamlıyor. Bu güzel akşamda aramızda bulunduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli misafirler, şiir bu topraklarda sanatlardan bir sanat, alt alta dizilen mısralar yığını değildir. Bir topluluğu yığın olmaktan çıkarıp millet olmaya dönüştüren neyse, başı boş dolaşan kelimeler topluluğunu şiire dönüştüren de odur. Şiir bizler için tarih yürüyüşümüzde elimizi hiç bırakmayan sadık bir yoldaş, bağrında sadece sözümüzün değil, suskunluğumuzun da namelerini barındıran bir sırdaştır. Bir milletin şiiri devirler aşarak elden ele gezen bir meşaledir der Yahya Kemal. İşte bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Sınırda Sesler'in bu meşalenin elden ele dolaşmasını sağlama ve bizi hatırlatma yolunda mütevazi bir katkı olarak değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle göreve başladığı günden bu yana akademik ufkunun yanında kendimize has özellikleri kaybetmeden ve değerlerimizle didişmeden de canlı bir kültür ve sanat atmosferi oluşturulabileceğini gösteren Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun başta olmak üzere emeği geçen herkese, mezuniyet etkinliklerimize katkıları dolayısıyla Sayın Yaşar Aktürk'e ve onun şahsında Kilis Vakfı Yönetim Kurulu'na ve davetimizi kırmayarak sesimize ses katan değerli şairlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Değerli misafirler, şimdi müsaadelerinizle değerli şairlerimizin takdimine geçiyorum. Şairlerimiz hakkında kısa bilgiler verdikten sonra şiirlerini okumak üzere sahneye davet edeceğim.
sürçülisan edersek şimdiden affola efendim. Muhammed Fatih Kanter 1976 yılında Elazığ'da doğdu. 1999 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. Halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Kanter'in bilimsel ve popüler dergilerde yayınlanmış yazılarının yanı sıra ölümünün 50. yılında belgelerle Reşat Nuri Güntekin, Adiye'ye Mektuplar, Bir Kültür Romancısı Reşat Nuri Güntekin ve Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu adlı kitapları bulunmaktadır. Edebi yazı ve şiirleri Türk Edebiyatı, Yazık, Bizim Külliye, Ada, Irmak gibi dergilerde yayınlandı. Muhammed Fatih Kanter'i Aldanma ve Sözlerin Kuyusu isimli şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. İnce ince işleyecekler zehrini şehrini, bağlanma. Gör ki gözlerini açarken aydınlığa, karanlığa bulayacaklar sözleri. Adının önündeki kalabalığa ve ardındaki yığına kanma. Peşin sıra gelecek bir lanet olmalı bu. Bir defa başlarsa devam edecek. Daha çok, daha fazla, daha ve daha. Yaklaştıkça yanacaksın. Yükseldikçe batacaksın. Sana ganimet sunanlar şiirini yağmalayacak önce. Yanma. Sana bir şehri sunacaklar alımlı. Aldanma. Sayfalarını sığındınız acının da mişli zaman çekimine. Sahi, yapay sözcükler ararken birileri siz ne kadar da sahiciydiniz. Gün gün eksilirken şairler sözcüklerde sözler çoğaldı giderek söyleyemediniz. Düştükçe düşesi geliyor insanın diye. Sözlerin kuyusunda boğulmaya siz de düğümlediniz değil mi hayatı sözcüklere? Önce de geçmiş vardı değil mi? Hep olan ve hep olacak. Anlatılmayanlar, anlatılamayanlar, anlatılmayacaklar varında. Önce de geçmiş vardı değil mi? Öyle ya, düştükçe düşesi geliyor insanın. Nasılsa her defasında sığınacak bir geçmiş var. Teşekkür ederim. Değerli hocamıza bu güzel şiirler için teşekkür ediyoruz. Muhammed Erdemir, Osmaniye Kadirli'de dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi'nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda göreve başlayarak Muş,
Şanlıurfa Biricik ve Gaziantep'te Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Halen Gaziantep'te bir Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmakta, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ'nin sanat yönetmenliğini yürütmekte, Gazi Kültür adına kültür sanat programları düzenlemektedir. İlk öyküsü 2010 yılında Ay Vakti dergisinde yayınlanan Erdevir'in öykü, şiir ve yazıları Hece, Hece Öykü, Edebice, Mahalle Mektebi, Demlik Mecmua gibi dergilerde yayınlandı. Edebiyat ve kültür sanat sitesi edebiyatdaima.com'u idare etmekte ve aylık edebiyat dergisi Daima Edebiyat'ın genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Yayınlanmış kitapları öykü alanında Lav Denizi'ndeki Ada ve Prelüt, şiir alanında ise Çoğul Sorunu. Muhammed Erdevir'i Sana Korkusuz ve Söz Verilmiş Üç Dize isimli şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun değerli hocam. Sana Korkusuz, birinci korkusuzluğu. Urfa'dan Adana'ya akıyor bozuk asfaltlı yol. İçimde bir şiir çoğalıyor, üç şiire eş, yolları dolanıyor. Göğsümün arasına bir yonca konduruyorum. Ürperiyorsun kederinden insan soyunu, kaçamıyorsun sebepsiz kötülükten. Saf karanlığın sekiz kolu dört bir yandan kuşatıyor. Titriyor göğsünün yoncası kırgın kollarında. Kendini yineliyor vicdanının sesi. Şiire tutunuyor, öyküye sarılıyorsun. Tekrar tekrar düşüyorsun masumluğuna. Nefesin seni hüzne çağırıyor. İçinde bir savaş, kendini kendinle var eden. Nurdan ve hüzünden yüzünü yontuyorsun. Şiir güzel, sen güzelsin. Yaralanmak güzel inceliklerden. Yolların asfaltı tel tel dökülüyor dağlardan aşağı. Çukurova'ya varan varıyor, kalan baki. Korkunun yekunu, şiirin tüm bakiyesi. İkinci korkusuzluğu. Sana korkusuz bir dünya kurmak için bıçakla açıyorum ucunu kalemimi. Sana korkusuz, oturuyorum yağmura karşı serin. Bir dünya kurmak için kederi bir masa düşürdüm. Üstelik bilmiyorum sevip sevmediğini. Bir rüzgar kuruyorum uçurtmalara komşu. Bozkıra uğramış topukları kanlı yorgun bir rüzgar. Kalemin sihri ucundan kalemin yıkık yanına doğru çoğalan, üstelik bel bağlamayan bir rüzgar sözcüklerin tılsımına, bir rüzgar çakır diken kaplı avuçlarına. Seni ezbere bildiğim bir kentin, seni ezbere bildiğim sokaklarından, seni ezbere bildiğim tatlı su çeşmelerinden, seni ezbere bildiğim tramvay duraklarından, seni ezbere bildiğim vicdanından, seni ezbere bildiğim bir şiire çağırıyorum. Böyledir bozkır şarkıları, her an değişir insan. Kederinden yontar kendi nurdan yüzünü. Olmasa da olan ama olmadan olmayan. İşlerin arasında şiire çağrıldığın vakitlerde bile ordular çarpışır tüm bozkır kentlerinde. Yüzün ezberimde, şiir ezberimde, kediler ezberimde. Çarpışmayı başlatandır gerçekte kazananı. Üçüncü korkusuzluğu. Hem okudum hem sevdim, hem sevdim hem okudum demiştin. Aldım mısralarını sardım koynuma. Çünkü senden çalıyorum, vermek için sana. Korku, gece yarısına doğru ansızın gelen, yanlış atılmış bir adım, hatalı basılmış bir nota bu. Sonra kanayıp duran parçalanmış parmak ucu. Saçının kıvrımında titreşen hayal kırıklığı, suyun sesi, üç saattir dinmeyen yağmurun uğultusu, o billur aynayı tuzla buz etmek huzursuzluğu. Sana ve yola baktıkça tersine akan sular görüyorum. Bir pınar kaynağa doğru koşuyor. Bir serçe baş aşağı uçmakta ve başaklar neden kök salıyor göğe doğru. Sana ve yola baktıkça şiir düze iniyor. Kaşlarının arasında derinleşen uçuruma koşuyor kendini sınamak için. Rüştünü en derininde sınamak, arzunun dehşetli dalgalarını gözlerken,
Sana baktıkça korku, sana yazdıkça korku, sana söyledikçe korku. Halbuki sana vardıkça korkusuz. Şiir mutlaka varır. Şiirin atı Sevip Pağdur. Şiirleri çoğaltan sesini tanımıyorum bilmediğim bu ritmin. Yerine turna dağdan kopan bir rüzgar koyuyorum. Fısıldaşıyor kızaran ayla yaprakları kavakların. Bak ne kadar pastoralleşti manzara bir anda. Bak nasıl da savruluyor rüyalarda telaşlarımız. Söz uzuyor. Asfalt akarken gerisin geriye. Şiir şiir kavga ediyor içinde teslimiye. Böyle çabuk ulaşmamalı dizeler sona. Sıradan olabilmek için kaçıyoruz sıradan olandan. Özel olsun istiyoruz işte böyle her nefes. Zambak kokusu yaksın, dumanlar savrulsun göğe. Tutkunun kıvılcımı yangına dönsün bir ah mesabesinde. Sen benden iyi bilirsin, ah ettikçe tutuşur güvercin kanadı. Ah ettikçe dağlardan baş verir göğün yankısı. Şiiri düzey indiriyorum, bak iki oldu. Hiddetinden korktuğum için değil, vicdanına vurulduğum için kazıyorum merhamet bahçeme kendi mezarımı. Dördüncü korkusuzluğu. Sessiz dizeler kurmak zorunda bırakma sana. Silinmesin defterimden ritmik kelimeleri. Bu dağdan kaçış yok. Sarı bir taşın gölgesinde yeşeren bu sarmaşıktan. Yaralarımı yakan acı sünnen incirin. Bahçemdeki kayaya bu inciri sen diktin. Geceden sağıyorum şiiri. Kanıyor ince. Parmaklarım göğsümü kanatıyor da nasıl yapıyor tırnak diplerinde ah edişlerimi sağaltıyor acımı. Hüznü çoğaltan yanımla gecebe doğuşun. Uzak durarak yakın, uzakta yakın, uzak yakın. Sonra tebessüm yansıyor kızaran renginden ayın. Emanet fısıltılar üflüyorsun defterde eksik. Yarım defterlere, yanık defterlere, senli sonsuz defterlere. Geceden sağıyorum şiir ucunda bir çift kanat. Kıvrılıyor heyecanımdan yana binlerce şiir. Son dizeyi ağlamak için mi yazdım, ağla diyelim. Öykülerin sonu böyle değildir işte, netlik başka şey. Ağlamalı sonlar şiirlerde oluyor, hep ağlayalım diye. Çatlaklarından sızıyor yürek ağrısının yarayı yaratan, sonsuz bir ağırlığın altında iniltiler sızlıyor. Tutkunun çeperlerinde ince, ürkek 3-5 adım. Ve sayfaların arasında kuruyan, kırılgan, inci umut. Bir sebep arıyor bin cevap için sebepsiz, korkak. Örseleyen sorulara muhatap olmayarak. Şiir bu. Nokta koymak için düşer kağıda. Her dize yeni bir kapı çalkalanmış. Söz verilmiş üç dize. Üç dize vardı bir söz üstüne söylenmesi gereken. Konuşmayı bilmem deyip çekilmiştin kenara. Yazmak bana bu yangını, okumak sana. Şiir külden doğar, sır ateşten, sakın unutma. Işığı yazmaya koyulmuşumdur kör vaktinde günümün. Gece nemli ve yapışkan, gerilir durur saatler. Boşluğunda bir yankıdır sesin, döner de döner. Saçların ak koşturur ensenin kıvrılır ucunda. Tenin buğulu, şiirden ödüç, her an cazip. İsminden bahsetmeden üç masala başlar dilim. Ay doğmadan fısıldanır yarım kalmış öykülerim. Baş harfinden bir şifre tutsam şiir yürekte. Gözlerini koysam içine parmak uçlarını, ellerini. Avuçlarından gerdanına kadar toplasam hayalini. Bin sandık dolusu hazineyle gelmiştin hatırla. Baktıkça çoğalan, sevildikçe çoğalan, düşündükçe istenen, özlenen, arzulanan balık. Kolyeni göğsüne sarkıttığın gibi şu ölgün duvardan son harfimi uzatsam uyup ozan baktı çağrıya. Buklelerin kıvır kıvır rüzgara gibi uçları. Topuklarından çıkan bir rüzgar, sarhoş, divane. Ayak izlerinden elbisene, beline, kemerine, çantana sığdırıp götüreceğin bir rüzgar. Senden uzakta fotoğraflarda büyüyor gülümseyişin. Güldüğünde görünmeyen yollar kısalıyor ardımızdan. Ten ve koku, ziynet ve gülüş, ah şarkısı hep yarım. Işıltılı sayfalarıyla o kitap paylaştığımız tam ortasında. Bir sırrımız olmalı dedim sana, büyük ve bizim. Sırrımız evler aslar, ucu yakılmış rüyadır gördüğümüz. Paslı kapısını üç kırık dize açar saklı köşemizi. Ben unutursam sen alırsam, kapatma o kapıyı. Sırrımızı unutma.
bil ki karanfil dediler bana. Değerli şairimize sözü ve nefesi için teşekkür ediyoruz. Ahmet Doğru, 1975 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi Osmaniye'de tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Türkçe eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde doktor eğitimine devam ediyor. 2000 yılında Osmaniye'de başladığı öğretmenliğe Şehit Veli Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi'nde devam etmektedir. Yazmaya Güneysu dergisinde başlayan Doğru'nun şiirleri ve yazıları Dergah, Türk Edebiyatı, Ece, Şiar, Ay Vakti, Çınar, Gümüş Kalem, Su gibi dergilerde yayınlandı. Doğru, Çınar dergisinin sanat danışmanlığını, Baykuş, Dikey Duruş ve Su Edebiyat dergilerinin editörlüğünü yaptı. Halen Güneysu dergisi editörlüğüne devam etmektedir. Ay Adası, Dünya Döngüsü, Aşkın Kaleleri, 7 Ocak Yangını isimlerinde yayınlanmış 4 şiir kitabı, Kalemi Kusak Bilmek ismiyle yayınlanan bir deneme kitabı bulunmaktadır. Ahmet Doğru'yu Ağır Telafi ve Koyu Unutuş isimli şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Merhabalar efendim. Öncelikle burada sesler emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Aklınıza sığınarak şiirden önce birkaç söz etmek istiyorum. Bu şiirde 30. yılım. 1993 yılında Diyanet Çocuğun Arka Kapağında yayınlanan bir şiirle başlamıştı maceramız ve 30 yıl oldu. Şimdi okuyacağım Koyu Unutuş. 5 yıldan beri devam eden şiirlerdi, koyu şiirler diyordum onlara. Şimdi koyu şiirler defterini kapattım, artık ağır şiirlere başladık. Size bugün bir koyu bir de ağır şiir okuyacağım inşallah. Teşekkür ediyorum. Koyu Unutuş. Dedin ya, yaşamak karmaşık denklem. Çarpanıyla, öneliyle çıkan eşitlik. Sayılanlar nese, sayılmayanlar elem. Durabilirsin öyle, gökyüzü kadar eslik. Dedin ya, kimi haklı çıkarır konuşmak? Hay ettim günlere peyderpey susmayı. Dilim dal olmayı seçti, gözlerim ama. Yine gönlüme kaldı şu aslan payı. Dedin ya, işaret elinde mahir rüzgar. Senetsiz sepetsiz teslim ettim bağımı. Baktım, dinlemiyor sallanınca yapraklar. Faturada gördüm kandırıldığımı. Dedin ya, çocukluk Santa Barbara. Belki külüt karmaşasına verilmiş avans. Hesaba gelmez, değişmem dünyalara. Gülüşümle bakışımın tuttuğu dans. Dedin ya, dün kaçırılan fırsatlar geçmişsin. Oturdum, hesap ettim ne kadar kaydım. Bulmamış verilen dilimlerle %60'ın. Yazık, gençlik boşa akmış, dolmamış kabın. Dedin ya, sevgi açık bırakılan kapıdır. Fark ettim şimdi, yetersiz kalmış güvenim. Oysa dilim kapalı kapıları açmaya sakır. Görülür mutlaka dualarım bir gün, eminim. Dedin ya, koyu unutuş bize sunulan hayat. Verdim bütün gücümü unutmaya. Zor gelse de, dağlansa da içim kat kat. Yüz vermedim kendimi anlatmaya.
ağır telafi. Çok geciktim gökyüzünü açtan kapılara. Hazırlık hep acemi kaldığım çaba. Ne zaman toparlanmaya kalksam, uykulu gözlerime dolaşır umut. Kıymıklar saplanır nice ince düşüme. Bir başıma kalırım, bu ihtimal kesin. Bağ olur ayarıma tuhaf bir isteksizlik. Yüzüm yok gökyüzünü açtan kapılara. Bir sefer emri belki çıkıverirse ansızın, gözlerim açık gider. Onca yazı kitapsız, hesapsız harcadığım nice sayır nefes. Çünkü yasıklarım başladı gün saymaya, alarm verir bir çarpıntı, nitekim araçlara. Hazırlık diyor içimdeki ses, hazırlık. Vakit hayli yakın o uzun yolculuğa. Bakışımı yoruyor dünyanın güzelliği. Ayakta durmam zor sözlere tutunmasam. Güzel hatıralar yanında, güzel insanlar. Şükür gözlerimi dinlenmek için dursam, sayarım dua diye ne güzel atları var. Katar belki düşünmez esirgisini aksam. Şimdi sıcak bir yaz oturduğum bahçe. Bir parça serinliğe kanat vuruyor kuşlar. Sen gidersen buralardan bir sabah, ufuklara çökersiz, gözüme kan lekesi. Ayrılmak zorlaşacak gündüzü ve geceyi. Ki geceler yalnız çöp değil, kan kokar. Korkar yasıklarımız, sıkı korur eskiyi. Bir meyve sallanıyor, bir dal tedirgin. Maya tutmamış süt, yol acayip kaygan. Titrek duruyor elini tutamadığım elim. Yoğun bakıma düşmüş biçare beklenti. Vakit geldi mi diye saate bakmak çok iyi. Gecikmeye bir önlem, geleceğe hazırlık. Sevmek olmasa zor olur beklemesi. Gecikmeye ağır telafi, eli boşluğa çare. Sevmek ne güzel bir akşam esintisi. Teşekkür ederim. Değerli şairimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Doğan Karacoşkun. 23 Temmuz 1966'da Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te, yüksek öğrenimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde tamamladı. Çeşitli üniversitelerde idari ve akademik görevlerde bulundu. Halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Profesör Doktor Karacoşkun, edebi yazı ve şiirlerini Buğruciye Edebiyat, Mesaj Edebiyat, Bizim Sivas, Kervan, 5. Mevsim, Yazık gibi yayın organlarında yayınladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Mustafa Doğan Karacoşkun'u Umde ve Sen Gel Bir Bana isimli şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Kanat çıktı yarına senin doğru.
başına un de, ağaçlar yaprak bükünce gelemezsen, yağmurlar düşünce gel, karlar yağınca gelmezsen, kardelenler açınca gel. Saatler seni gösterir, hep pusulalar seni, öteler senden eser, sana akar nehirler. Cemre düşünce gelmezsen, sular taşınca gel. Sular kalbe sığmayınca, setler yıkılıp sağına dönünce gel. Kalk önde kalk, kalk ve gel. Papatyalar açınca gel, kelebekler uçunca, güller sen kokunca, sokaklar seni saklayınca, eller sana uzanınca gel. Acılar pazara çıktığında ve hepsine ben müşteri olduğumda gel. Taşıyamadığımda, yere yıkıldığımda, kimseler el atmadığında, darda kaydığımda gel. Ve seni aradığımda gözlerim ve kalbim seni çağırdığımda gel. Dualarıma geldiğin gibi gel. Ellerimden kaydığım gibi, gündüzleri dinginleştirip geceleri aydınlattığın gibi gelinden. Zamanı durdurduğun gibi, soğukları ısıttığın gibi, canıma can kattığın gibi gel. Ayaklarının altını öpebilmem için, merhameti ellerinden hissedebilmem için gel. Gözlerinden huzura yol bulabilmem için gel. Kalbimin yarasını sarabilmem için gel. Gel, gel de bana unde ol, hep olduğun gibi. Unde, sev gitsin, sen gitme. Sen gidince, ağrı tuttu her yanıma derinden. Sen gidince tüm semtleri sustu, yosun tuttu dilleri, kan kırmızı oldu gözleri şehrin. Sen gidince akşam oldu benim. Kör olmuştu şehir, görmedi beni. Düştüm, dizim kanadı, tutan olmadı. Sen olsan düşmezdim, bilirsin. Düşsem kanamazdım, kanasam ağlamazdım. Sen olsan kör olmazdı İstanbul. Ben kör olmazdım. Sen olsan sana şiir yazmazdım. Gecenin parmak uçları beslerken faslı gamları, İstanbul, İstanbul kurtuluşta elleri, sen tutardın, sen sarardın be gülüm. Loş ışıklar can verirken sözlere, sen okurdun, sen yazardın be gülüm. Buzul ülkesine çekildin birden, teşrinleri teşrinlerde bıraktın. Kandillere katran döktü geceler, serin güneşlere uzandı gülüm. Ölmeden önce öldürdün tıraşlı bir yüzün resmini. Nominal açılımlara gebe bıraktın, uçurduğun mekanı, zaman artık tanımsız. Sen konuşurken nefeslenen göğsüme, sükutunu usta bıraktın gülüm. Gök bir ekin gibi biçilmeden, göğermiş sözler bildin alemde. Günler geceler içinde, innemel mü'minûne ihvetun kapısında, sevmeyi de bildin, sevilmeyi de gülüm.
Bir zarurettir seni sevmek şimdilerde. Kaç yıl oldu bilemem, her yıl bir asır. Biraz aşk aldın yanına, bir tutam hüzün. Kentin gizemi ceplerinde sığır. Sevdan hepimize mirastır gülüm. Gülüm, gülüm, ah gülüm. Sen sustun, toprak susmadı. Kalbim susmadı, sesin bırakmadı. Yeryüzü uğurladı seni. Dumana boğuldu, göz görmedi. Kelimeler uçuştu geriye gülüm. Bir vardın, bir yoktun. Alışmak, unutmaktır bilirim. Alışamam, unutamam be gülüm. Bir vardın, hep varsın. Rabbim seni rahmetin yapışarsan. Değerli hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Murat Serdar Çakıroğlu, 1984 yılında Gaziantep'te doğdu. Görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde bulundu. Dünya misafirliğini Serhat şehrimiz Kilis'te devam ettirmektedir. Uygunsuz Adım isimli şiir kitabı 2022 yılında Mavi Gök Yayınlarından çıktı. Şiirleri Güneysu, Edebice, Ece Taşları, Daima Edebiyat, Şiar ve Söğüt dergilerinde yayınlandı. Yazıt dergisi ise göndermesini bekliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır. Murat Serdar Çakıroğlu, Sızı ve Beni Bir Bahar'ın Göğsünde Uyut isimli şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Herkese iyi akşamlar. Şiir bana en yabancı ve bana en yakın ses, sizi bu sesle selamlıyorum. Sızı. Her şeyin başucunda gördüğüm, unutulmuş rüyaların boşluğuna gömdüğüm, çarpılmış aynam, kara düzenim, üç tane sızım. Gökten üç elma düşmüş en başında masalım. Gözümün kıyısındaki yorgun çizgilere verim. Biri kara saçlarında birken düzensiz griliğe ve her coşkun anında yerinde duran, güzel olan ne varsa üzerine suçluluk, çaya, tütüne tuhaf bir acılık gibi sinen o koyu karanlığa sonuncusudur. Düşmüş ne varsa vardığıyla yönendiğim, yalancı baharın cebresi gibi, ilki boşluğuna, sonra yokluğuna ve hiçliğine sonuncusu. Şimdi pişmanlık atının terkisinde terk-i diyar eyledim. Her masalın kapısını 40 kilitle kapadım, gerçeğin gözlerine perdesiz bakmak için. Manasızım, konuşmaya kalmadı kifayetim. Manasızım, öyküme bir nihayet beklerim. Beni bir baharın göğsünde uyut. Yoruldum örtüsü yırtılmış günden. Kasvetle örülen korkulu düşten. Ayna, abuz kehre, bitmez mahkeme. Gece tekrar ve tekrar erteleyecekse, hasretten kırılan ellerimi tut, beni bir baharın göğsünde uyut. Çiçek adlarını bil ve işime ver, her şeyinde zakkum, bil de nilüfer. Betondan bahçede bedenli geçti, çocukluğum, benim bitik hazinem. Büyüdükçe sırtım da küçüldü heybem, arda kalan sol cebimde solmuş bir umut. Al onu, gözünün göğünde avut, ah sonbaharım. Beni göğsünde uyut.
hocamıza bu güzel mısralar için teşekkür ediyoruz. Muhammed Hüküm 1982 yılında Elazığ'da doğdum. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladım. 2003 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. İkinci yeni şiirinde Ölüm Düşüncesi adlı teziyle yüksek lisansını Kemal Tahir romanlarının edebiyat sosyolojisi açısından incelenmesi başlıklı teziyle doktorasını tamamladım. Halen Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Hüküm'ün makale ve şiirleri Türk Edebiyatı, Bizim Külliye, Dergah, Yolcu, Kertenkele, Sınırdakiler ve Yazıt gibi dergilerde yayınlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanan kitapları şair, sosyolog Kemal Tahir, Alaaddin Özdenören, Profesör İbrahim Tüzer ile birlikte yayınladığı Edebiyat Sosyolojisi ve Kilis'in onun Kilis'e hediyesi olan Yerliliğin Sınırlarında Şevket Bulut Hikayelerinde Yerlilik. Muhammed Hüküm'ün ilk şiiri depreme dair kaleme aldığı Dünyanın Öfkesi, ikinci şiiri ise Senin Hikayen şiirlerini okumak üzere kıymetli Muhammed Hocam'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Aslında şiir gelir, her şey tutar. Öyle dedi, sağ olsun. Ama bir iki kelam etmek isterim. Ben hayatla bağlantımı şiirle kurmaya çalışan biriyim. Ve bu sesin sınırdan gelmesi her yıl benim hayata bağlılığımı tazeliyor. Sizle burada birlikte olmak, birilerinin beni dinlemesi ve buradan bir ses gelmesi burayı bize vatan kılıyor. Bu konuda ısrarla her yıl bu sesi bize dinleten Doğan Hocama çok teşekkür ederim. Ali Genç Hocama çok teşekkür ediyorum. Ve siz dinleyicilerle her sene burada olmak bana bir yıl daha ömrüme katıyor. Sizlere de çok teşekkür ederim. Dünyaya olan inancımız şiirle devam edecek inşallah. Ve bu ses inşallah hep devam eder. Umudumuz da hep devam eder, şiirle devam eder. Bunları söylemek isterim. İlk şiirim, Dünyanın Öfkesi, deprem sonrasında yazdığım bir şiir. Normalde şiir bana çoğunlukla öfkeyle gelir. Bu şiir de öfkeyle gelen bir şiirdir. Dünyanın Öfkesi. Allah elleriyle kalbimdeki kırıkları yokladı. Kırıklar ki hırslarından birikmiş. Hep bana, hep daha fazla, daha geniş, daha yüksek, daha güzel, daha büyük, daha aydın, daha parlak, daha zengin, daha zengin. Riyayı artık kaldırmıyorum buraya. O kırılmalar, o kırıklar, o müreffeh teneffüslerim, aç gönlüm ve gözlerim, yıllardır kalbime ettiklerim, faiziyle düşüyor omzuma. Biri ona satmanın yükünü kaldırmıyor dünya. Biz uyuyorduk. Allah kalbimizi yokladı. Altınları pul, al hırkamı kül, göl başını da yol etmemiştim. Kırılacak yerim kalmadı. Ruhsuz ve
ucuz etim acıyor. Maraş'tan bir haber de yok. Ağır ağır, kara bir bencillikle, aç gözlülükle nasıl da teslim ettim gün görmemiş perçemini, boynunu ve ayak bileklerini kanla, tozla boğulmaya. Bundan sonra bana ne verebilir bu dünya? Herkes suçlu, hep ben haklıyım. Çalıp yağmalayacağım, sonra ihbar edeceğim kendimi. Kulağımı tıkayacağım cennet göçmenlerine. Felsefe yapacağım ya da Lisbon depremi, Kant mesela. Elimde bir çubuk, bir haritanın önünde ruhunuzu kıra kıra, inancınızı kıra kıra çıkacağım Tanrınızın gözlerine. Herkes sussun ama ben ağlamayacağım. Barak bilmem, alıp ayaklayacağım. Kavga edip utandıracağım kokmuş cesedimi. Kanal kanal dolaştıracağım, pazar pazar satacağım acımı. Ölüme teslim olmayacağım, daha fazla bağıracağım, daha fazla yaşayacağım, daha fazla suçlayacağım. Ölmeyeceğim, kalacağım. Allah kalbimi yokladı. Kalbim orada yok. Senin hikayen. Bir bakır madeninin suyundan çıkardılar seni. O zaman Balkanlarda yazmaların altına gizlenen saçların sarılığından kimsenin haberi yok mu? Kadim annelerin yüzlerindeki yarıklardan emzirdi. Kulağının arkasına kara çaldı. Cisimli tavanlara baktığın sihirlerini kurbağalar öptü. Yaşlı kayısı ağaçlarından, dutlardan, dut kuşlarından, keçi yollarından, kör kuyulardan, çağrozlardan, kara balıklardan, sarı akreplerden, siyah yılanlardan, beneklerden, sırlı çeşmelerden, dingin mezarlardan, buğday destelerinden, kurbanlardan ve kızıl çamurlardan, Fatma'dan, Zeynep'ten, taze gelin tülbentlerinden, utangaçlıktan, Ali'nin bileklerinden, kedilere ayrılmış keçi sütünden, hazinelerden, sihirlerden, kaposlardan, femelerden, cinlerden, o kara fakat temiz ellerden, ters ayaklardan, saklı kalmış beyazlıktan, buğday tanesi boyunu geçmeyecek olandan, gece kesilmeyenden, gündüz duyulmayandan, cesur kaşlardan, kala, kara, kalın örgülü saçlardan, kınalı, beyaz ve kıvırcık saçlardan geçtin ve bir rüzgarı kestin de geldin. Yüzüne güneşle beraber bir hançer gibi böğürden dikeni değdi. Yaranı bir ısırgan külüyle sardı. Tabii o zaman güneşin fenikeden ve mermerden haberi yoktu. O dağları ısıtmaktaydı. Neden sonra söğütlere ve kabaklara sordukların bir dehreyle topuğundan bulandı. Söğüt dindirdi, kabak acıdı. Burası dağ başlarına kurulmuş okyanuslardır. Avda kışın uykulu buz dağlarıdır. Yüzde eski bir güneş, birdenbire bin yılları sırtlamış da durulmuş bir güneş, bir fırtına dağıtır buranın yüzünü. İçinde su ve tuz da vardır. Akşam sefası ve kasım patı burada eskiden bir mekandır. Şimdi zamana dönüşmüştür. Eskiden o rengin içinde yaşardı insanlar, o karanlık sıcağın. Burada dağ keçilerine ceylan denirdi, maviye yeşil. Çünkü gazeller hürriyet için çıkmazdı dağa. Bunları sonra öğrendim. Kulağına söylenen kil tabletlerde yazılmamış olduğunda. Birdenbire çatlayan bir kuş yumurtası gibi evlendin. Parmaklarımızı emen kırlangıç yavruları gibi korkunç sevdin çocuğunu. Artık bu öfkenin nedenini herkes bilsin isterim. Bilsin o sakallı sesin, Allah var, peygamber var deyişini. Suya kalmış kulaklarımız duymadı belki.
O bilge çay, o korkulu geçit, o karanlık taş bana geri versin ıslanmamış ruhumu. Teşekkür ederim. Değerli hocamıza yüreğimizi titreten bu mısralar için teşekkür ediyoruz. Ali Genç, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Aykırı Dergisi'nin kurucuları ve yazarları arasında yer aldı. Çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik yapan Ali Genç, halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Yazı ve şiirleri Aykırı, Aça, Barbar, Haykırı, Medcezir, Sınırdakiler ve Yazık dergilerinde yayınlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ali Genç'i yeniden ve hepimizi derinden sarsan depremin ardından kaleme aldığı Boş Beşik isimli şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun değerli abim. Her gece gündüze bir güneş borçlu.
her güneş bağrında bir bulut saklı, her bulut bir deniz mavisi yüklü. Bütün gidenleri getir, yıkık gönüllere bir nefes üfle. Her gün bir bülbülün sevda türküsü, her nergis dört mevsim mezar örtüsü, her baba çocuğun yarım öyküsü. Bütün sözlerini bitir yeniden, buğulu gözlere bir nefes üfle. Her kuş bir kafesin yolunu gözler, her kafes içinde bir yara gizler, her yara açanın kalbinde sızlar. O zamanlar sayfalarca anlatacak şeyi vardı hepimizin. Sayfalarca susmayı seçmiştik. Öyle gerekiyordu. Deprem şiiri bugüne kısmetmiş. Rahmet Bey'de. Boş beşik. Uyandım.
pencere yoktu. Hava soğuktu, yer soğuktu, tahta soğuktu, demir soğuktu. Bebek değildim ama dizlerimi karnıma çektim. Başım aşağıda, başım ağır, yer ağır, gök ağır, tahta ağır, demir ağır. Demir ağır. Annem, babam ve yarim. Şu dünyada ne kadar yarım kalabilirse bir insan, ben kalbimden yarıldım. Bütün harflerime bağırdım. Sokakta çember çevirdiğim arkadaşlarımdan, beni çekip çeviren eşime kadar. Kimi hatırladıysam çağırdım. Sonra unuttum. Adını unutur mu beni sen? Ben unuttum. Gözlerimi yumdum. Başımı göğsümde yumdum. Annem, babam ve kendim. Şu dünyada ne kadar eksilebilirse bir insan. Ben o kadar tükendim. Dedim ya, kıştı. Son yanıma dalından kopan üzgün bir yaprak düştü. Anladım. Yağmur sesinden tanıdım. Rüzgarın nefesinden. Bahara çok vardı. Dünya bir beşik kadar değil. Beşik, mezar kadar. Değerli hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sözü ve nefesi daim olsun. Efendim, aramızda İstanbul'dan Kilis Vakfı'nı temsilen programımıza katılan iki misafirimiz de var. Onlardan da birer şiir dinleyerek programımızı bitireceğiz. Şimdi şiirini seslendirmek üzere Kilis Vakfı İstanbul Erkek Yurdu Müdürü Adem Can Özer Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. İyi geceler. İstanbul'dan sizlere kucak dolu selamlar getirdim. Başta başkanımız Sayın Yaşar Akgün'ün selamını iletim. Annem, babam ve mutlu olduğum günleri yaşıyorum. Çocukluğumun geçtiği o eski evdeki huzuru içime çekiyorum, özlem mi? Evimizin bahçesindeki telefon kablosundan yapılmış salıncakta sallanıyorum. 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 Sarsıcı bir sallanma bu. Yatağımın içinde bir kabusa uyanıyorum. Zifiri bir karanlık. İyi de yattığım yatak nedense. Sırtıma batan bu taşlar da nereden geldi? Hem niye kalkamıyorum? Bacaklarım niye hareket etmiyor? Üzerimdeki bu ağırlık da neyin nesi? Bebeklerin sarıldığı bir kumrakta gibiyim. Kıpırdayamıyorum.
taştan, topraktan, demirden bir kundak. Genzimde toz kokusu. Çığlık sesleri duyuyorum. İnlemeler. Yardım edin diye bağırışlar geliyor kulağıma. Saat kaç bilmiyorum. Gece mi? Gündüz mü? Kaç saattir böyleyim? Üşümeye başladım sanki. Kıpırdatamadığım ayaklarım, ellerim üşüyor. Çığlık sesleri de azaldı artık. Uykum geldi. Çok uzaklardan bir ses geliyor. Sesimi duyan var mı? Ben buradayım demek için ağzımı açtım ama sesim çıkmıyor. Bağırmak istiyorum, olmuyor. Çaresiz değil. Sesler duyuyorum. Bir şeyler kırılıyor, bir şeyler kaldırılıyor. İnsanların seslerini duyuyorum. Dayanın, geldik, dayanın. Ama ben üşüyorum. Uykum da geldi. İlkokul öğretmenim geldi nedense aklıma. Uzun boylu, kocaman elleri olan, her şeyi bilen adam. Bana çok şey öğretmişti. Ama neden buradan nasıl çıkacağımı öğretmemişti. Sınıf arkadaşlarım geliyor aklıma. Siyah önlüklü, beyaz yakalı. Ne güzelmiş o günler. Sonra çocuklarım geldi aklıma. Sahi onlar nerede? Sesleri duyulmuyor. Aman Allah'ım, çocuklarım nerede? Karım nerede? Kardeşlerim, sevdiklerim, onlar nerede? Burası iyice soğumaya başladı. Çok üşüyorum. Uykum da geldi. Gözüme toz kaçmış batıyor. Çok acıktım. Susadım. Dudaklarım çatlamış. Kurumuş deri parçalarını koparıyorum. İstemsizce. İçimden dua etmek geliyor. Bildiğin tüm duaları okuyorum. Şöyle bir sağa dönebilsem rahat edeceğim. Gece yatağımızda uyurken sağa sola dönmek ne kadar kıymetliymiş. Şimdi anladım. Çok üşüdüm. Uykum da geldi. Bu dayan diyen adamlar nerede kaldı? Bir ışık geliyor uzaktan. Yaklaşıyor sanki. İçimi mutluluk kaplıyor. Bir el uzanıyor bana doğru. Aman Allah'ım. Elin sahibi annem. Annem beni kurtarmaya gelmiş. Kucağına aldı kocaman bedenimi. Bir bebek gibi hissettim kendimi. Yanağımı okşadı. Öptü. Anne, uykum var. Uyu oğlum. Uyu. Değerli misafirimize teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi müsaadelerinizle sözü ve sahneyi diğer misafirimize bırakmak istiyorum. Yine Kilis Vakfı'nı temsilen aramızda bulunan Mustafa Volkan Bey'i şiirini seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, Sayın Rektörüm ve birbirinden değerli kıymetli misafirler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler Kilis Vakfı'ndan, bu akşam burada Kilis Vakfı'nı temsilen, Yaşar Bey'i temsilen geldik. Dolayısıyla Yaşar Bey'in sevgi, saygı ve selamlarını iletiyoruz. Hepinize iyi dinletiler diliyorum. Ben tabii şiirlerim yakıldığı için, kitaplarım alındığı için şiir yazmayı bıraktım. Daha çok yorum yapıyorum. Yorumla şiir dünyasında bulunmaya çalışıyorum. Mehmet Emin Yurdakul diyor ki, şairleri susmuş bir millet, yakınlarını kaybetmiş öksüz çocuklar gibidir diyor.
Dolayısıyla Allah şairlerimizi eksik etmesin. Şairler bir toplumun haykıran dilidir. Ben de şimdi eğer sevgili hocam, sayın valim müsaade ederlerse, biz İmam Hatip kökenliyiz ve Sakarya Türküsü Necip Fazıl'ın bayraklaşmış bir şiirimizdir. Müsaade ederseniz Sakarya Türküsü'nü seslendirmek istiyorum. İnsan su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yana akan benim, öbür yana Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alım yazım yokuşlarda susamak. Her şey ata, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, bilmem nur akar, bilmem kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya iner. Fakat Sakarya başta, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, yüklüm düştüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk dahi vurulur. Eyvah! Eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yürüyüş? Bu dava öksüz, bu dava hor, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes çünkü hamal, hamallıktır sonunda ne rütbe var, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş taştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dönmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emreç'i kıyımda geziyordu? Hani ardından çil çil kumbeler serpen oldu? Nerede kardeşlerin gömert mi yeşil kuma? Giden çanlı akıncı ne yön döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Olur mu deli rüzgar? O sedayı Allah bil! Bütün bunlar sendedir, bu garip bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kimler diriltecek? Kaf Dağı'nı açsalar belki çeker de bir kıl. Bu üfürükten sualim, kıllı çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum anadolu'yuz. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunda. Senle ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskaçında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle yermiş. Bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim son peygamber kılavuz. Yolumun, varlıkonun, gerisi hep Ankara. Yüzüstü çok süründüm, ayağa kalk Sakarya. Değerli misafirlerimiz, bu güzel programımızın anısına
katılımcı kıymetli şairlerimize teşekkür belgesi takdim edilecektir. Değerli şairlerimizi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Şairlerimize belgelerini takdim etmek üzere Sayın Başsavcımızı sahneye davet ediyorum. Misafirler, şairlerimize belgelerini takdim etmek üzere valimiz Sayın Recep Soytürk'ü sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim.